Görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Zira hava sıcak, Türkiye'nin dört bir yanından bayram tatili süresince orman yangını haberleri geldi ve bunları sizlerle paylaştık. Ne yazık ki dün akşam da Diyarbakır, Çınar ve Mardin'in Mazıdağ ilçeleri arasındaki alanda, otluk alanda bir yangın başladı ve ilerleyen saatlerde alevler geceyi kızıla boyadı gördüğünüz gibi. O anlarda neler yaşandığını haberimizden ekranlarınıza getireceğiz. Değerli izleyiciler, bu yangında şu ana kadar ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 10'u ağır, 44 kişi ise yaralandı. İşte gecenin sıcak görüntüleri. Anız yangını hızla büyüdü. Alevler çevredeki köyleri sardı. Yangın kontrol altına alındı ama yaşamını yitirenler ve yaralananlar oldu. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki kırsal alanda başladı anız yangını. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Mardin'in Mazıdağ ilçesine sıçradı. Geceyi alevler aydınlatırken bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Ancak yerleşim yerlerine yayılan yangını kontrol altına almak mümkün olmadı. DEM Parti sosyal medya hesabından çağrı yaparak bölgeye müdahalenin yetersiz kaldığını söyledi. Havadan müdahale için helikopter istendi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da devlet kurumlarına ve kamuoyuna acil çağrıda bulundu. Alevler Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Yaz Çiçeği, Ağaçsever ve Bağırık mahallelerine doğru ilerledi. Mardin'in Mazıdağ ilçesinde de Yüceba, Şenyuva ve Yetkiner mahalleleri yangından etkilendi. Yangın gecenin ilerleyen saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Yerlikaya, Diyarbakır'da 3, Mardin'de ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son duruma ilişkin bilgi verdi. İki ilde toplam 44 kişinin yaralandığını, 10'ununsa durumunun ağır olduğunu bildirdi. Evet, görüntüler böyleydi efendim. Dün akşam saatlerinin sıcak görüntüleriydi. Orman yangınları Türkiye'nin ciğerini yakmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok da ağır bir bilanço kaldı o yangından. Devam edelim. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden de orman yangını haberi geldi. Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy'de orman yangınının başladığı haberi geldi. Sonrasında ekipler müdahaleye başladı. Hem karadan hem de havadan müdahale devam ediyor. Gece boyunca alevlerle mücadele sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. İşte bölgeden son gelişmeler. Çanakkale'nin Aybacık ilçesine bağlı Çamköy'de çıkan orman yangını halen devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ayvacık'a bağlı Çamköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı yangın. Yangın nedeniyle yerleşim yerlerine sıçrama ihtimali doğrultusunda köy merkezinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyünce bazı yerleşim birimleri boşaltıldı. Alevlerin yayılmasıyla boşaltılan köylerden bir tanesi de 30 hanelik Çamköy'dü. Ekiplerin tedbir amaçlı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy'de çıkan orman yangını halen devam ediyor. Evet, gecenin sıcak görüntüleriydi. Ne yazık ki yazın başlamasıyla birlikte ard arda Türkiye'nin dört bir yanından bayram tatili süresince böylesi haberler, orman yangını haberleri geldi ve gelmeye devam ediyor. Bir yandan da meteoroloji uyarmıştı. Türkiye artık dün itibarıyla yeniden pek çok bölgede kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. Yani risk var, risk büyük. Çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Efendim, konuya ilişkin ayrıntıları takip edeceğiz. Diliyoruz ki Ayvacık'ta çıkan orman yangınının da söndürüldüğü haberini sizlerle paylaşırız. Şimdi dönelim ekonomiye. Ekonomi gündemi de çok sıcak, çok yakıcı. Özellikle bayram sonrasında.
Bayram sonrasında ne yaşayacağız orasını bilemiyoruz. Dün sizlerle konuşmuştuk, ekranlarınıza getirmiştik. Gece yarısı benzine, motorine zam geliyor, hem de ağır bir zam demiştik. Sonrasında Temmuz ayıyla birlikte bu kez de ÖTV zamları gelecek. Yani zamlar katlanacak. Kamuoyunda tepki yükselince o zamlar ertelendi. Ne zamana? Bayram sonrasına. Yani bayram sonrasında çok ağır bir tablo bizi bekliyor. Bir ekonomik yıkımın sonuçlarını yaşıyoruz ve ekonomi yönetimi bu sonuçları kararlı yurttaşa ödetecek. Şimdi Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşeti Lale Devri şatafatı. Halka yalan söylüyorlar, tasarruf yok, harcamalar tam gaz diyor bugün Bir Gün Gazetesi manşetine taşıdığı haberinde. Ocak-Mayıs döneminde merkezi bütçe açığı 417.9 milyar lira oldu. Tasarruf genelgesi bir ayda unutuldu. Kamudaki israf da gaza basıldı deniyor bugün Bir Gün Gazetesi'nin manşetten verdiği bu haberinde. Küçük ve büyük saraylara milyonlarca lira aktarılırken yurttaş duvarı çatlak, sıvasız ve rutubetli evlerde yaşamaya mahkum deniyor. Bütçedeki açığa da dikkat çekiyor. %79'luk bir artış var. Bir Gün Gazetesi de işte tam da bu konuya bugün sayfalarında yer veriyor. Yurttaş kemer sıkarken, yurttaş ağır vergi yükü altında inim inim inlerken, ezilirken kamuda tasarruf sözde kalmaya devam ediyor. Hep söylüyoruz ya, dostlar tasarruf da görsün diye, tam da bunun bir karşılığı karşımıza çıkıyor. Bugün T24'te Çiğdem Toker konuyu mercek altına alıyor ve köşesine taşıyor. Tasarruf tedbirleri toplantısını hatırlatıyor değerli izleyiciler. O toplantıyı hatırlıyorsunuz değil mi diye soruyor ve devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paketi 13 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıkladı. Hacimli bir kitapçığı canlı yayında okudu, ardından çıkıp gitti. Salonda kendisini izleyen gazeteciler vardı ama herkesin rolü belli olsa gerekti ki ne soru soruldu ne böyle bir ortam oluştu. O günkü toplantıyı hatırlatıyor. Zira gazetecilerin aslında sormak istediği pek çok soru vardı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e. Ama o sorulardan hiçbiri alınmadı. Bakan o kabarık dosyayı aldı ve salondan ayrıldı. O tarihi hatırlatıyor. 13 Mayıs. Ve devam edelim. Peki ne oluyor Mayıs harcamaları diye devam ediyor Çiğdem Toker. Mayıs ayı bütçe rakamları dün yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak yayımladığı bütçe gerçekleşmelerinde hangi harcama kaleminde hangi ay ne kadar harcama yapılmış görmek mümkün. Temsil gideri örneğin 7 kat artmış durumda. Yanlış duymadınız. Temsil giderleri tam 7 kat artmış durumda. Kamuda tasarruf yapılacaktı? Ne oldu? Yurttaş bu derece vergi yükü altında ezilirken, zamların altında ezilirken devlet kurumları ne yapıyor? Birkaç göstermelik aracı konuştuk. Kamuda araç saltanatı sona eriyor haberlerini gördük. Havuz medyasında işte gerçekleri Çiğdem Toker yazıyor. Sadece bir kalem temsil gideri 7 kat artmış durumda. Nisan ayında yaklaşık 61.2 milyon lira olan temsil ve tanıtma harcamaları genelgenin yayımlandığı Mayıs ayında 418 milyon lirayı geçmiş, yani 7'ye katlanmış. Toplantı, organizasyon ve hizmet alımı başlıklı harcama kalemine göre Nisan ayında 14.5 milyon olan organizasyon hizmet alımı Mayıs ayında 73.3 milyon liraya yükselmiş diyor Çiğdem Toker. Güler misin? Ağlar mısın dedirten bir yazıya imza atıyor. Ve tasarruf tedbirleri. Mayıs ayı verileri sadece fazlasıyla değil, tabiri caizse davul çalarak duyurulan tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığını sergilemesiyle de önemli. Tasarruf paketini Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanmış olmasına dahi bürokrasinin harcama alışkanlıklarında herhangi bir etkisi olmamış anlaşılan diyor. Çiğdem Toker bugün T24'te kaleme aldığı köşesinde. Yani biz bunları yaşarken devlette tasarrufun T'si